videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kıyamet gününde hesap vakti gelince Allah'ın yüzüne bakamayacağı 3 insan tipi vardır. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular. 3 kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elin bir azap vardır. Sahrada fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp, bugün ben de senden fızlımı, lütfumu esirgiyorum. Tıpkı senin dünyadayken kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi der. Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse, öyle ki dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam 3 kişi vardır. Kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur, ne nazar eder, ne de günahlarından arındırır. Onlar için elin bir azap vardır buyurdu ve bunu 3 kere de tekrar etti. Ben, ey Allah'ın Resulü, öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar dedim. Şöyle saydılar. Elbisesini kibirle yerlere kadar salıp süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler. Görüldüğü üzere ardından başa kakma ve mihnet gelen riyakarca infaklar, kulu sevap yerine azaba düçar eden ağır cümlelerdendir. Çünkü kalpler nazargâh-ı ilahidir, incitilmeye gelmez. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur. Kendini beğenme, yüzüne karşı seni övenlere itibar etme, yaptığın iyilikleri insanların başına kalkma, yaptığın işleri büyütme, verdiğin sözden dönme. Başa kalkmak iyiliği bitirir, mübalağa hakikati söndürür. Sözünde durmamak ise halkın da nefretini celbeder. Kur'an-ı Kerim'de sadaka verirken dikkat edilecek edebe dair şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız infak ve sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Bu ayette zekat vermek ve infakta bulunmak teşvik edilmekle birlikte bunu yaparken riayet edilmesi gereken edep açık bir şekilde anlatılmaktadır. Yani kalp kırarak, fakiri küçümseyerek, eziyet ederek ve başa kakarak yapılan bir hayrın Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Yine Hazreti Mevlana, Kuddisesi Ruh, hikmet dolu beyitlerinde Cenab-ı Hakk'a şükür borcunun ifasına vesile olması sebebiyle yoksul ve muhtaç kimselerin cömertler için bir nimet olduğunu, sehavetin ancak onlarda makes bulduğunu, bu sebeple onların gönüllerine incitmemek gerektiğini şu şekilde anlatır. Yoksul kişi cömertliğin aynasıdır. Sakın aynaya karşı gönül kırıcı sözler söyleyerek o aynayı buğulandırma. Allah'ın cömertlik tecellisinin bir tezahürü de fakirlerdir. Hak Teala fakirleri kerem sahiplerine müracaat ettirir. Böylece hakimiyetli zenginler için saadet yolları hazırlanır. Hak Teala'nın bir başka cömertlik tecellisi de yoksula yardım etmesi için zenginin gönlünde sevgi ve merhamet duygusu uyandırmasıdır. Yoksul kişi nasıl cömertliğe, iyiliğe muhtaç ise cömertlik ve iyilik de yoksul kişiye muhtaçtır. Güzeller güzelliklerini seyretmek için nasıl tozsuz, pastsız, parlak bir ayna ararlarsa cömertlik de yoksulları, zayıfları öylece aramaktadır. Şu halde yoksullar Hakk'ın cömertlik aynalarıdır. Varlıklı olanlar kendi keremlerini orada seyrederler. Hak'ta fani olan salih zenginler servetlerinin bir emanet olduğunu idrak ederek Hak karşısında nefislerinin aziyetini anlamışlar ve ilahi cömertliğin makesi olmuşlardır. Hakk'ın cömertliğinden bir nasip alarak sehavette fanileşmişlerdir. Az veya çok sahip olduğu varlığını kalbinde taşıyanlar ahiret fukarası olan bedbahtlardır. Bu tip insanlar Hak kapısında değildir, varlıkları izafidir. Kapı dışındaki nakış ve suretten ibarettir. Bunlar gönülleri Allah'tan uzak düşen gerçek zavallı ve ruhaniyet fakirleridir. Zahiri varlıkları ise bedbahtlarının cansız bir nakşi, solgun bir resmidir. Bunlar hakikaten habersiz, ruhsuz kişilerdir ki sen bunlara yakınlık gösterme, sakın ha köpek resmine kemik atma. Dikkatli ol! Bu ölülerin önüne yemek tabağı koyma, onlara iltifat edip yakınlık gösterme, öyle varlık sahipleri mahşerin sefil dilencileri olacaklardır. Böyleleri mana değil, ekmek dervişleridir.
Onlar sefaletlerini saadet sanırlar. Kendilerine göre güzel yemekler yer, tatlı şerbetler içerler. Gerçekte ise ilahi lokmadan nasipsizdirler. Ey bu hüsrana düşmek istemeyen, sen mahlukatı cömertliğinle kuşat ki ariflerden olasın. Allah'ın hiç affetmeyeceği günah var mıdır? Tövbe ettikten sonra af olunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun için tövbemizin kabul şartlarına uygun olması gerekir. Şartlarına uygun olarak yapılan tövbeyi Allah affedeceğini bildiriyor. Tövbe edilmemiş olan günahlara gelince bunlardan şirk asla affedilmeyecektir. Bunun dışında kalan günahlar ise affedilebilecek günahlardır. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, zina iftirasında bulunmak, zina etmek, İslami cihattan kaçmak, sihir yapmak, yetimin malını yemek, ana babaya karşı gelmek, Mekke'nin hareminde günah işlemek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak. Bir Müslüman hafife almadan kalbinde iman olduğu halde büyük günah işlerse dinden çıkıp kafir olmaz. Ehli sünnet büyük günah işleyen kimsenin kafir olmayacağını, cehennemde ebedi kalmayacağını, tövbe etmeden ölürse dahi Allah dilerse lütuf ve ihsanıyla onu affedeceğini, dilerse adaletiyle cehennemde ona azap edeceğini kabul eder. Kebair'in büyük günahların en büyüğü Allah'ı tanımamak, zatında, sıfatında ve fiillerinde ona ortak koşmaktır. Buna ekburul, kebair denir. Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için affeder. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Mealindeki ayetten şirk dışında bütün günahların affedilebileceğini görmekteyiz. Eğer bir kimse şirk ve inkarından vazgeçip iman etse elbette o da affedilecektir. Allah'ın rahmetinden ümidini keserek serkeşlik yapmaya devam etmek veya azabından emin olarak günah aldırış etmeden tövbe etmemek de asla doğru değildir. Mümin ne kadar günah işlerse işlesin, korku ve ümit arasında olmalı. Rabbinden yüz çevirmemelidir. Bu iki durumu açıklayan ayetler vardır. Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Fakat azabımın da pek acıklı bir azap olduğunu kullarıma haber ver. Allah'ın en çok sevdiği davranış. Hazreti Abdullah bin Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz ibadetlerden sonra Allah'ın en çok sevdiği davranış bir Müslümanı sevindirmektir. İnsanlığın zamanlar ve mekanlar aşan biricik önderi Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın bu veciz ifadesi kişi ve toplum mutluluğunu sağlayacak en etkili yolu haber vermektedir. Bir toplum düşünün ki orada kafalar ve gönüller ilahi akide ile dopdoludur. Allah sevgisi ve saygısı, takva o toplum fertlerinin bütün yapıp ettiklerine yön veren yegane ölçüdür. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ve talimatları onların mükemmel insan, insanı kamil olma yolunda kendilerini benzetecekleri en ideal portredir. Yine onlar yapacakları en ufak bir iyilikte, en küçük bir kötülüğün karşılığını tas tamam göreceklerine inandıkları ölümden sonraki hayata ümit ve korku dengesinde hazırlanmaktadırlar. İşte böyle bir toplumda Allah elçisinin bu hadisi kalplere nüfuz ettiğinde çok büyük bir inkılap olacaktır. Farz kılınmış görevlerden sonra Allah'ın sevgisini kazanmanın en önemli yolunu öğrenen Müslümanlar, fert fert birbirlerini sevindirmenin, mutlu etmenin gayreti içine gireceklerdir. Yöneticilerin halkını, halkın yöneticilerini, öğretmenin öğrencisini, öğrencinin öğretmenini, memurun vatandaşı, vatandaşın memuru, patronun işçisi, işçinin patronunu, satıcının alıcıyı, alıcının satıcıyı, kısacası herkesin birbirini sevindirmek ve memnun etmek prensibine göre münasebetler geliştirdiği bir ortamda elbette sağlıklı ve huzurlu bir toplum meydana gelecektir. Burada şunu da hatırlatmalıyız ki bir insanı sevindirmek sadece mizah yaparak onu güldürmek ve anlık sevinçler meydana getirecek şeyleri yapmak demek değildir. Bunların yanı sıra asıl olması gereken ise insanların birbirlerinin beklentilerine cevap vermesi ve böylece birbirlerini memnun etmeleridir. Mesela öğretmenini memnun ederek Allah'ın sevgisini arayan bir öğrencinin derslerine çalışması, saygılı ve ahlaklı olarak kurallara uyması gerekir. Öğretmen de öğrencisini uzun vadeli sevindirmek ve mutlu etmek istiyorsa ona sevgi ve vakar dengesinde yaklaşmalı. Onun problemleriyle ilgilenmeli, öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi vermenin gayreti içinde olmalıdır.
Bunların yanı sıra en önemlisi onu hem dünyada hem de sonsuz ahiret yurdunda mutlu kılacak din eğitimine özel ihtimam göstermelidir.